Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle git gel yemelere doyamayacağınız, inanılmaz lezzetli ve kıyır kıyır harika bir dereotlu kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine gördüğünüz gibi iki tane yumurta sarısı koydum. Fakat sizler yumurtalardan bir tanesini tam kullanabilirsiniz. Yani sadece bir yumurta akı ayırabilirsiniz. Evet şimdi üzerine bir yemek kaşığı sirke. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. İlk etapta undan bir miktar koyuyorum ve üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden hamurun kıvamına bakarak unu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 3 su bardağından 2 yemek kaşığı eksik un kullandım ve kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvamı var. Şimdi içerisine yarım demet dereotu ilave ediyorum ve dereotu ile beraber güzelce karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hamuru dereotu ile beraber güzelce yoğurdum ve şimdi tezgaha alarak toparlıyorum. Daha sonra tezgaha biraz un serpiyorum ve hamurun üzerini de çok hafif bir şekilde unladıktan sonra merdane ile çok ince olmayacak şekilde yaklaşık bir parmak kalınlığında açıyorum. Daha sonra kenarlarını kesip çıkartarak düzgün bir kare elde ediyorum ve şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi küçük küçük kareler elde edecek şekilde kesiyorum. ve kesme işlemini tamamladıktan sonra üzerine ayırmış olduğum yumurta akından sürüyorum. Ve daha sonra üzerine bolca kavrulmuş susam koyuyorum. Hamurun üzerini tamamen kapatacak şekilde susamı serptikten sonra elimle hafifçe bastırarak hamura yapıştırıyorum. Daha sonra dikkatli bir şekilde alarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Bu arada kenarlarından kesmiş olduğum hamuru da aynı şekilde açarak daha sonra değerlendireceğim. Bu arada fırınımı 600 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kurabiyeleri tamamlıyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Evet kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırında tam 30 dakika pişirdim. Fakat sizler yine de kontrollü bir şekilde pişirin ve kurabiyeler soğuduktan sonra servise hazırlar. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki ağzınızda eriyip giden inanılmaz lezzetli harika bir tuzlu kurabiye oldu. O yüzden daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun sonunda sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.